Alarma çok dikkat et. Buraya yakın iki polis merkezi var. Aman ha. Tamam. Siz arabayı çalışır tutun. Ben biner binmez gazı kökle, tamam mı? Tamam, sen merak etme. Aletleri aldın mı? Yok. Kendi yöntemlerimle halledeceğim. Ne yöntemi lan? Ne diyor bu manyak? Ben almayalım şunu dedim sana abi. Çatlak herif! Bas gaza, gidelim hemen, hadi! Tamam abi. Lan! Nereye gidiyorsunuz? Hadi herifler! Açılmış iyice. Yatmıştır tabii kadın, gecenin bu vaktinde. Abla! Abla benim Sinan! Abla! Ah. Sinan! Allah iyiliğini versin değil mi? Saat kaç? Abla! Eşek! Yine karıştırdın bir halt değil mi? Allah'ın zıparı! Kazık kadar adam! Abla, saklanmam lazım benim. He, oldu! Sen git hırsızlık, uğursuzluk yap, sonra da gel. Abla, saklanmam lazım.
Peşindelerse buraya da gelirler. Bekle. Bekle burada, geliyorum. Yürü. Nereye abla? Yürü dedim. Geç. Muhittin amca, Allah aşkına kusura bakma. Hayırdır kızım? Bu kafasız benim kardeşim. Bir iş çevirmiş. İş mi çevirmiş? Aman ne olacak işte. Eşkıyanın büyüğü. Haşa, böylesi eşeklere yaptırır ya işini, o hesap. Gözünü seveyim Muhittin amca. Şunu alıver bir iki saat. Ölen kalan var mı? Bu anca kendine eder işte. Tamam. Gir oğlum sen. Ayşe, sen de evine git kızım. Sağ ol Muhittin amca. Allah ne muradın varsa versin. Hı. Ben sabaha uğrarım. Geç. Hadi gel bakalım. Uyandın mı evlat? Gel iki lokma bir şeyi. Ali Bey'le tanıştınız mı? Bu adını bile söylemiyor dede ya. Gelen giden oldu mu? Hadi doyur karnını. Gecenin köründe evine aldın beni. Yaramı sardın. Karnımı doyurdun. Ya sakladın. Yani hiçbir şey sormayacak mısın? Ne sorayım, merak etmiyorum ki. İyi ama ben... Hı? Al şunu. Bu ne? Ama amca bak ben... Hadi oğlum selametle git. Ya ama amca bak yani... Hırsızın bile acemisine acımalı biraz. Merhamet etmeli. Hadi uğurlar olsun. Bir dakika. Ben size bir şey sormak istiyorum. Ali Bey'i servise bırakma zamanı. İstersen ikinden sonra uğra laflarız. Kahveci Osman'ın orada oluruz biz. İyi çay çıkarır ha. Ay
Dünyada mı yaşıyor lan bu herif? Osman! İnsafın mı kurudu mübarek Osman? Geldi, geldi. Evlat, sen önce bir su iç. Su mu? Niye ki? Ya müsamereye çıkacak mektep talebesi gibi oturuyorsun. Açıl biraz şöyle be. Hay aklında bin yaşa mi Osman? Su ya, tabii. Niye yaşıyorum ya? Ne oldu? Ben de bugün ne muhabbet tuttursak, şöyle mütelezziz olsak diye kara kara düşünüyordum. E'si sen suyu getirince hay aklında bin yaşa. Vallahi şu kadar adam toplanıp seni dinliyor ya efendi. Ne yalan söyleyeyim, tuhafsın yani. Su getirmişim. Tövbe tövbe. Su dedik ya, kainatta ne varsa suya muhtaç. Böyleyken bir kuraklık oluyor ki bildiğin afet. Hazreti Musa aleyhisselam bakıyor ki kavmi helakin eşiğine gelmiştir. Yağmur duası edilecek buyuruyor. Toplanıyorlar. Hulusu kalb ile gözyaşı döküp yakararak diyorlar ki, ya Rabbi, şu susuzluk belasını bizden defet. Bizi suya kandır. Hayırlı rahmetini indir üzerimize. Fakat olmamış. O ihlasa, arada el açan peygambere rağmen tek damla düşmemiş gökten. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazretleri endişe içinde olan Musa aleyhisselama nida eylemiş. Demiş ki, ey Musa, dua eden şu kavminin içinde bir günahkar, bir tövbe bilmez mücrim var. O sebepten bu rahmet, bu yağmur sizden uzaktır. Hazreti Musa vaziyeti anlatınca cemaatte bir uğultu. Kim bu adam? Ama adamcağız çıkamıyor ortaya. İtiraf edemiyor. Başı önde pişmanlıkla, nedametle, gözyaşı dökerek candan ve kalpten diyor ki, ya Rabbi, insanların önünde ortaya çıkamıyorum. Haya ediyorum ya Rabbi. Ben bu ağır günahımdan tövbe ettim. İstiğfar ettim. Sen yüzüme bak. Beni affına nail et. Bağışla beni ya Rabbi diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Yağmur başlıyor. Toprak da, kurt da, kuş da, börtü böcek de suya kanıyor. Ve Allah-u Teala Musa aleyhisselam'a buyuruyor ki, bu rahmet o kulumun tövbesi yüzü suyu hürmetinedir. Onun tövbesine karşılık size verilmiştir. Günah daha olsa tövbe onu aşar. Günah çöl olsa tövbe geçer onu. O kapı ne kapanır ne de önünden kimse çevrilir. Çocuğu tanımıyorum. Nereden buldun bunu? Ben de tanımıyorum. O bizi buldu sayılır. Sohbetten bir hisse aldı herhalde. Ne dersin? Aldı almasını.
Dedi ki kendi kendine, bu tövbe mühim iş. Elini yıka, çekil dedi. Ama son bir şey yapacak. İçki müptelasının şişeyi yere çalmadan önce içtiği son kadeh gibi bir şey. İşte geldim. Biraz bozuk muyuz? Yok canım. Niye bozuk olalım ki? 45 dakikadır beklemişim. Ne önemi var? Yeter ki Sinan Bey'in o harikulade işleri kesintiye uğramasın. Hiç de harikulade falan değil Nihal. Öyleyse bırak, tamam mı? Nihal, yemin ederim ki... Ben yanımda para pul bilmem ne istemiyorum Sinan. Ben yanımda adam gibi adam istiyorum. Nihal, ama bak ben yani... Sinan! Bölüyorum ama. Bekle sen. Yarı sınavım var, gitmeliyim ben. Nihal bekle. Söylediklerimin bir kıymeti varsa... Ya tabii ki var. Değişmelisin Sinan. Yoksa olmaz. Ne bu? Biraz katkım olsun istedim. Kalın kafalının tekisin sen. Adam küplere bindi Sinan. Üslü Bey çok acele çağırıyor bizi. Geç kalmayalım. Gerçi geç kalmakta da haksız değilsin tabii. Hatun tam piliçe. Helal olsun. Hem de... Ne yapıyorsun lan sen? Psikopat! Burnum! Bir dahaki seferi dilini keserim. Gidelim hadi. Çok mutluyum. Hadi! Neredesiniz aslanım? Geldik Üslü Bey. Ne oldu lan senin burnuna avanak? Girişte tabelaya çarptı Üslü Bey. Olacak iş değil işte. Acayip yağlı bir iş var. Araba işi mi? Yok be ya, yeni. Bak şuna. Vay. Bu kadın kim? Benim sevgili teyzem. Harbiden mi Üslü Bey? Kadın yalnız yaşıyor. Kimi kimsesi, farisi, mirasçısı yok. Ama evi... Evi muhteşem. Ve? Ve ben oraya konacağım. Nasıl olacak bu iş? Olacak. Akıllı olur, dediğimi yaparsanız olur. Semtini de düşünecek olursan, su içinde 700-800 bin eurosu var. Vay be! O teyzeye çok. Ayrıca da karı Hristiyan. Var yemez gavur. Sevaptır yani. Tabii abi. Senin gibi iyi bir Müslümanın yapması lazım bu iyiliği, değil mi? Eyvallah. Thank you.
Rozi Hanım. Rozi Hanım. Rozi Hanım. Madame Rosie. Madame Rosie. Geldin mi Elifçik? Kusura bakmayın, ben sandım ki... Yo, hiç mühim değil. Yardım ediver bana biraz. Ne yaptın? Gittin mi çocuklara? Yarın ya. Doğru. Of. O halde yarın bankaya gitmeli. Madame Rosie. Çocuklar. Kızlar çok merak ediyorlar sizi. Sakın ha. Söylemedin değil mi? Hayır ama her defasında soruyorlar. Bence bilmek onların da hakkı. Yani ne bileyim, teşekkür etmek, size minnettarlıklarını belirtmek istiyorlar. Merhum Leyla Hanım vardı. Hacıydı. Bilmezsin sen. Ne derdi bilir misin? Ne derdi? Sağ elin verdiğini sol el işitmeyecek derdi. İslamlık budur derdi. Tamam da Rozi Hanım, bu çocuklar sizin... Kafana taktığın şeye bak Elifçik. Onlar da benim yaşıma geldiklerinde böyle yapıverirler işte. Bu işler sırayla değil mi? Ben bankaya gidiyorum. Ne kadınsın sen Madame Rosie. Bu seferki bildiğin gibi değil ama. Ha? Ha? Yok ya. Kendim yapar mıyım? Var elimde bir iki salak. Baltayı taşa vurursak sonuçta elin serserisi işte. Bu yaştan sonra kodes rutubeti çekemeyiz baba. Ha tabii. Tabii. Yalnız bir iki evrak işim olacak. Sen onları bir halledersen. Aa ne demek, ne demek. Abad ederim seni. Deli para var bu işte. Say bakayım şunları. Beşine de. Zarflara koyalım ki hazır olsun. Tamam. Madame Rosie. Hı? Neden yapıyorsunuz bunu? Bir dükkanın kirası, bir de bu ev. Gelen aylığın yarısını da kızlara dağıtıyorsunuz. Sökük diktiğinizi çok gördüm. Kanaatinizi, titizliğinizi. Yerinizde başkası olsa. Ama yerimde başkası yok Elifçik. Değil mi? Babacığım kundura yapardı. Varıyor bu evde işte. Onun da kıymete bineceği tuttu işte. Yapayalnız bir kadınım ben. Bu memleket bu yalnız kadına her şeyi verdi. Ben bu memleketin evladına 3 kuruş vermişim çok mu? Hadi artık geç kalacaksın. (Gülüyor)
Giren çıkan yok ya. Mezar gibi lan ev. Hüsnü Bey'inki de iş yani. Kumar olur anlarım. Toz olur anlarım. Bu ne şimdi? Burada durmuş bu acüzenin bekçiliğini mi yapacağız? Aha biri çıkıyor. Peki bu kim ya? Fotoğraftakine benzemiyor. Yardımcı kadın o. Sen bekle burada, tamam mı? Bir tuhaflık olursa uyandırırsın. Tamam. Elif sen misin? Gene anahtarını unuttu. Buyurun. İyi günler. Doğal gaz sayıcınız nerede acaba? Aşağıda, buyurun. Teşekkürler. Bu tarafta buyurun. Size eşlik edemiyorum, kusura bakmayın artık. İnişte aşağı sağda. Çok lazımdı sanki. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de efendim, size de. Kolay olacak bu iş. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu da senin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Dersler nasıl diyeceğim ama maşallah, sormaya bile gerek yok. Başka bir sıkıntı yoksa ben müsaade alayım kızlar. Siz bilirsiniz. Hadi bakalım, Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun, çok selam söyleyin ona. Evet evet, onu da bekliyoruz mutlaka. Tamam canım, söylerim. Elif abla. Canım. Ben ona teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum da kızım, Nuh diyor, peygamber demiyor işte. Bu da onun bana emanet ettiği bir sır. Ne diyeyim, kusura bakma. Buyurun. Teşekkür ederim. Biraz bekler misiniz? Niye üzgünsün öyle? Kusura bakmayın, anahtarımı unutmuşum. O muymuş? Dalgınlık işte. Ah, ben de yaparım bazen böyle şeyler. Üzülme sen Elifciğim. Hadi neyse, üzülme sen, gel içeri. Tamam. Buldum onu.
Size ıhlamur yaptım Rosie Hanım. İçersiniz yatmada. Ellerin dert görmesin Elifçik. Yaşım kaçlara geldi? Hala Elifçik diyorsunuz bana. Vallahi aslında hoşuma da gitmiyor değil hani. Sahi kaç oldun sen? 39'u devirdik Rosie Hanım. İsa Mesih aşkına. Zaman ne çabuk da geçiyor. Hatırlıyorum da. Madam Rosie. Söz ver bana. Onu İslam akidesinden, Muhammed sünnetinden ayırmayacaksın. Öğrenmesi için elinden geleni yapacaksın. Söz ver. Madam Rosie. Söz ver bana. Söz veriyorum. Bütün mukaddesatım üzerine söz veriyorum. Demek o kadar yıl oldu ha. Size çok şey borçluyum Madam Rosie. Asıl ben sana borçluyum Elifçik. Ben sana borçluyum. Dağlar gibi yalnızlığımı paylaştın benim. Daha ne olsun? Aa, Nihal, sen örgü mü örüyorsun? Hı hı. Kıyamet alameti. Yarın sınav var ve sen eline şiş almış örgü örüyorsun. Yarına bitireceğim bunu. Ne bu? Hırka. Nasıl? Çok güzel. Kime? Çok özel birine. Vay canına. Peki bakalım. Yine her zamanki gibi gizemli takılıyoruz. Uyumayacak mısın? Hayır. Yarına bitireceğim. Allah Allah. Biriniz evdeki yardımcı karının icabına bakıp atsın bir yere. Diğeri ihtiyarı buraya getirecek. Ben her şeyi hazırlamış olacağım. Noter, avukat falan filan. Gözünü iyicene korkutun karını. Buraya gelince öyle uzun mırın kırın olmasın. Tehdit edin iyice. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Tamam. Adam başı neredeyse 200 bin. Sakın berbat etmeyin.
O parayı berbat etmeyiz Üslü Bey. Merak etme. Hadi gidelim. Hadi. Sen de yap hazırlığını. Aksama olmasın. Evi de arayalım aga. Hüsnü Lavuğ'un bize ne kuklatacağı belli olmaz. Bu yaşlı ecnebilerde para acayiptir. Gömü vardır bunun evinde, gömü. Şunu önce bankaya götürmek lazım. Ne var ne yoksa çırpıp sonra Hüsnü'ye teslim etmeli ha. Ha bak, bir keresinde şöyle kapat bir olay... Kapat lan çeneni! Eğer bu iş bitene kadar çeneni kapalı tutmazsan... seni de o yaşlı kadının yanına Hristiyan mezarlığına gömerim, tamam mı? Buyurun. Tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi şirin bir paket uydurmalı buna. Geç. Hey, ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bırak. Teyze, Madame Rosie. Sus. Elif bırak. Çıkarayım deme. Siz kim? Sakın seni çıkarayım deme, öldür. Ne oluyor kuzum burada? Bırak beni. Ah. Geç. Geç şöyle. Bırakın. Perdeleri kapat. Tamam. Bırakın. Geç şöyle. Geç. Madame Rosie. Siz kim oluyor da benim evime bu şekilde giriyorsunuz ha? Artık pek senin evin sayılmaz madem. Elifçik ne diyor bu? Elifçik ha? Ufal da cebime gir. Şimdi işimizi hemen bitireceğiz. Ne yapıyorsunuz siz? Kısaca anlatmak gerekirse madam, evinizi sizden alıyoruz. Allah'tan korkun haydutlar. Hadi be. Ne olacak canım? Bir huzur evi, eleli vasilaki, barbunya plaki, yaşar gidersiniz. Uzatma lan! Sen şununla ilgilen. Kalk! Hayır! Aa, bırak. Ne yapacaksınız onu? Ne gerekiyorsa o yapılacak. Bırak beni! Hayır! Bırak. Kalk dedim. Dürtün sana! Şunu dedim. Dürtün. Aa, bırak. Bırak! 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 Ne isterseniz geç. Yaparım, bırakın onu. Hayır! Hayır Madame Rosie! Sizi kandıracaklar! Evinizi alacaklar sizden! Kanmayın! Vermeyin istediklerini! İkiniz de susun be! Bırak elimi sende! Ne isterseniz yaparım. Her şeyi imzalarım. Elif'i bırakın, kızımı bırakın. O senin kızın değil ki. 40 yıl beraber yaşadık. Evlat başka nasıl olur ha? Kim bu be? Beklediğiniz biri var mıydı? Hayır, ha? Hayır. Çok az insan gelir buraya. Bak, bak, gidip kapıyı açacaksın. Ben hemen arkanda olacağım. Kim olursa olsun def edeceksin. Yoksa 40 yıllık evlatçığında sen de ölürsünüz. Anlaşıldı mı? Ha? Evet, harfiyen. Lütfen Elif'e bir şey yapmayın. Kes sesini. Yürü.
Ne işi var bunun burada? Gönder onu. Çabuk. Geç. Hadi. Buyurunuz. Çok özür dilerim efendim. Ben rahatsız ettim ama. Estağfurullah. Buyurunuz. Ben onlardan biriyim. Nasıl anlayamadım? Okumasına yardım ettiğiniz öğrencilerden biriyim. Peki ama sen burayı nasıl... Lütfen kusura bakmayın ama merakıma yenildim. Elif Hanım'ı takip ettim dün. Adım Nihal. Yüce İsa. İsa? Adım Rozi benim kızım. 7 göbek İstanbullu Yorgo kızı Rozi. Böyle olsun istemezdim ama artık tanışmış olduk. Size hayatımı borçluyum. Allah sizden razı olsun. Kimse Tanrı'dan başkasına borçlu değildir yavrum. Söyleme böyle. Okulu bırakacak bir noktaya gelmiştim. Gerçekten. Sizin yardımınız olmasaydı çok çok zor olacaktı. Ben sayenizde hayata tutundum. Size minnettarım. Lütfen çocuğum. Beni mahcup ediyorsunuz. Bu sizin için. Eğer kabul ederseniz çok memnun olurum. Bu da nedir böyle? Bir hırka. Kendi ellerimle ördüm. Çam sakızı çoban armağan demişler işte. Bahtiyar ettiniz beni. Türklerin en kıymetli armağanı da bir hırka değil mi? Hırka? En mukaddes emanet bir hırka değil mi çocuğum? Çok teşekkür ederim sana. Muvaffakiyetler dilerim. Şimdi izin verirsen... Üzgünüm, tuttum sizi. Alasmarladık, çok teşekkür ederim. Güle güle evlatçım, güle güle. Duydunuz ya, bir talebe sadece. Bayan Rozi. Onu Nihal'i siz mi okuttunuz? Adını nereden biliyorsunuz? Duydum sadece. Belki bir katkım olmuştur. Öyle umut ederim. Hep böyle misiniz siz? Nasıl? Neyse. Boş verin. Madame Rozi, bekleyin. Bayan Rozi. Madame Rozi, lütfen direnmeyin. Anladınız mı? Sizi bu adamla göndereceğim. Merak etmeyin. Kızınıza da hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Bitti mi? Tamam. Mesele yok. Ben icabına bakayım artık şunu. Dur. Sen yaşlı kadını götür. Hüsnü bekliyor. Ben bunu hallederim. Tamam. Sen bilirsin. Hadi. Gidiyoruz. Hadi be madam, yürü. Hadi gidiyoruz. Yürü be kadın, yürü. Hadi. Yürüsene madam, bırak. Hadi. Madam Rozi, bırak sana. Şşş, bırak, dinle, yapma, dinle, ne olur. Sana zarar vermeyeceğim. Sakin ol. Zarar görmeyeceksin. Bayan Rozi, onu nereye götürdüler? Ne yapacaklar ona? Sakin ol. Dinle beni bak. Madam Rozi'ye bir şey olmayacak. Yalnız lütfen evden ayrılma ve polise haber vermek için bir saat bekle. Anladın mı? Tamam mı? Dediklerimi sakın unutma. Bir saat bekle. Tamam mı?
Geç kaldılar. Aç. Hadi gir bakalım. Oh. Hoş geldiniz madam, hoş geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim. Haydutlar da kibarlaştı ha? Rica ederim, üzmeyin bizi. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun, oturun. Evet avukat bey, kağıtlar lütfen. Madame Rosie'yi daha fazla yormayalım. Şurası, şurası, bir de şunun altı. Kalem lütfen. Buyurun Madame Rosie, imzalayın. Okumanıza hacet yok. Ben sizin yerinize okudum. Çok bir şey değil. O güzel evinizi bana vermiş oluyorsunuz, o kadar. İşte bu. İmzala ulan işte pintikarı. Boşuna uğraştırma bizi. Karşına müsamere mi yapacağız? İmzala. Rezil adam. Hemen imzala. Yoksa 40 yıllık can dostun diğer karı tahtalı köyü boylayacak. Çabuk. Elif'i bırakın. Yalvarırım. Ay ne oluyor Sinan, gel, ne yapıyorsun? Gel şöyle gel. Sinan ne oluyor, ne yapıyorsun? Nihal. Okula gecikiyorum. Sen niye böyle ter içindesin? Sonra anlatırım sana. Nihal ben... Sinan ne oluyor? Nihal sen çok haklıydın. Ben aptalın biriyim Nihal. Salağın önde gideniyim ben. Sinan. Nihal ben bir süre... Yani bunu... Nihal bunu uzun bir banyo gibi düşün. Kokmuş bir adamın iyice yıkanması gibi. Ama uzun. Ya ne diyorsun sen? Nihal. Bekler misin beni? Ne? Nihal, bekler misin? İyi ama... Bekler misin? Sen onu söyle bana. Beklerim. Seni hep seveceğim ben. Hep. Tertemiz döneceğim sana. Tertemiz. Dilerim o ev mezarın olur. Al senin olsun. Ama önce Elif'i buraya istiyorum yanıma. Onun sağ olduğunu görmeliyim. Yoksa imzalamayacağım.
İmzalamazsan Elif'in kellesi gelecek buraya. Tamam mı? İmzala. 30 saniyen var kadın. Ve başladı. Gidelim Bayan Rosie. Sefer hadi. Gezer şunu. Recep bak icabına şunun. Hadi geber şunu. Hadi geber şu iti. Hadi hadi. Daha ne bekliyorsun? Hadi. Hadi sana. Ne duruyorsun? Ya sen dedin diye yaşlı kadınları mı soyacağız lan? Denyo! Kendin hallet. Recep dur! Hadi, hadi Bayan Rosie çıkalım hemen buradan. Bu o kadar kolay olmayacak. Hadi Bayan Rosie, hadi. Bayan Rosie hadi gidelim. Hadi. Lazım. Havlu. Yalılar peşindeydin. Şimdi
Şimdi bir hela taşı üstünde geberip gidiyorsun. Kızınız iyi, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür ederim. Burada sağda durun lütfen. Teşekkürler. Sizi hiç unutmayacağım Bayan Rosie. Bana çok şey öğrettiniz. Siz o kapıda Nihal'le konuşurken ben hayatımın en büyük dersini aldım. Hoşçakalın Bayan Rosie. Güle güle çocuğum. Hanımefendiye söylediğim adrese bırakın lütfen. Afiyet olsun. Çok geçmiş olsun. Ben hala inanamıyorum. Yok be çocuğum. Geldi geçti işte. Hem bana ne? Neticede Elif'in evi değil mi? Ne olursa olsun. Benim mi? Elbette Elifçik. Diğer tarafa köşk aldıklarını zannetmiyorum pek. Yine de mucize. İyi kurtulmuşsunuz. Çok şükür. Bir faytoncu tanırdım. Yoksul, garip. Hasta beygiri kırık dökük arabasıyla yarı aç, yarı tok yaşardı. Gel bakayım canım benim. Hadi. Arabacı. Buyur madam. Şunu alır mısınız? Ama neden? Rica ediyorum. Hayır madam, alamam. Ama o ekmek. Bana merhamet gösteriyorsunuz. Öyledir. Denmiştir ki Allah rahmetini 100 parçaya ayırmış. 99'unu kendi katında tutmuş, yalnızca %1'ini indirmiş aleme. İşte bütün varlıklar bu %1 sayesinde yaşar gider. Ah,
Hatta o merhamet sayesindedir ki kısrak doğurduğu tayın üstüne basmaz. İşte böyle. Benim uyku saatim. Genç değilim sizin gibi. Anlattığı arabacı dedemdi. İşte Rahman dediğimiz zaman o zata böyle seslenmiş oluyoruz. Diyoruz ki sen Rahmansın. Dağdaki topal karıncaya da, şifasız derde düşmüş Ademoğluna da, ormanda yaşayan kabileye de, bilip bilmediğimiz kim varsa merhametinle, hilminle muamele eden, çekip çeviren, gören gözetensin. O yüzden insan her besmelede bu hususu hatıra getirmeli. Öyle demiyor mu ayet-i kerimede Sinan? İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Mesele bu işte. Hadi hayırlı günler. Sana da. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Selametle. Otur evlat. Şimdi ne yapacaksın? Teslim olacağım. Kaçmanın yararı yok. Hem Nihal de uğraşıyor canla başla. Bakalım, kısmet. İşte şerden hayır çıkar mı? Çıkar. Hayırlısı bakalım. Göğsünde madalya yok ama evlat, büyük harbi kazandın. Büyük harp mi? Burayla, kendinle, kendi nefsinle yaptığın savaşı kazandın. Daha ne olsun? Estağfurullah. Hadi bakalım. Oo, patron açlayacak bizi. Sen haklısın. Artık yaşlı dedenin kusuruna bakmayacaksın. Peki. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz bugün? Ne yapalım? Patron sensin. Annemle babamı arayalım mı yine? İyi de Ali. İstanbul koca şehir. Sen anlatmadın mı açığa giden karıncayı? Ne olacak? O da doğru ya. Peki, hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.